yayın dönemimizde yine karşınızdayız. Güreş Salto programıyla. İki aylık bir yaz dönemi arası verdik. Tekrardan çok iyi bir şekilde yeni güreş konularımızla birlikte güreşe dair her şeyi bu programda bulabileceğiniz bir program yapmaya çalışıyoruz sizlere. Bugün de çok önemli bir konuğum var. 4. Dünya Göçebe oyunlarına katıldılar Kıbrıs ekibi olarak sporcularımız. Ve bu burada düzenlenen yağlı güreş müsabakalarında çok önemli bir derece yapan eski bir pehlivanımız, uzun süredir Kıbrıs'ta güreşen ve kendini göçebe oyunlarında kanıtlayan, zaten biz biliyorduk onun büyük güreşçi olduğunu ama yine de orada 50 kişi içinde baş kategorisinde güreşmiş, 50 kişi içinde 4 tur geçip çeyrek finale çıkmış ve orada meşhur Türkiye güreşçisi, yağlı güreşçi İsmail Balaban'la güreş tutmuş. Bir pehlivanımız yine sizinle burada sohbete çağırdık. Hazar Şakar, hoş geldin. Hoş bulduk hocam, merhaba. Şimdi gittiğiniz buraya 4. Dünya Geleneksel Göçebe Dünya oyunları. Türk Göçebe Oyunları. Evet. Güreşte, güreş yağlı güreş değil mi sadece? Yağlı güreş. Karakocak yoktu, sadece yağlıydı. Sadece yağlı. Orada güreşmeye başladınız. Bütün ekip olarak gittik zaten biz. 24 kişi gittik. Türk Cumhuriyeti, evet. Güreş Federasyonu. Neredeyse milli takımı aldı götürdü. Tamamı gittik. Ama bizim adamlar yağlı güreş yapmıyor. Onların branşları ayrıydı. Şalvar güreşi vardı. Pehlivanlı güreşi vardı. Evet. Aba güreşi vardı. Karşılaştırmalı, aşırtmalı, aşil güreşi vardı. Dünyanın bütün güreş Türk branşları, güreş Türk stilleri. Güreş stillerinin bütün uygulamaları, evet, hepsi oradaydı. Evet, yani biz de bölündük, parçalandık. Herkes en iyi bildiği seçtin. Branşları seçti. Evet. Ben yağlıyı seçtim. Yağlıyı seçtim. En zor olanı seçtim. İşte en zor olanı. Dayanıklılığı en zor. Evet. En fazla gerektiren. Evet. Şimdi Hazar'ım, sen burada uzun yıllar Kıbrıs'tasın zaten. 15 yıl oldu. 15 yıl oldu. Burada kendini kanıtladın. Burada zaten yenildiğin bir güreş müsabakası yok. Hep galipsin. Fakat sen uzun yıllardır, yani 10 yıldır yağlı güreş de yapıyorsun Kıbrıs'ta. Evet. Ki güreşin, yağlı güreşin olmadığı bir dönemlerde başladın yapmaya. Hı hı. Biz de bunu daha sonra yakında o üniversitesi olarak... Bizim baş pehlivanımızdan sendin. Şey yapmayı düzenledik. Okulun yakında üniversitesi geleneksel yağlı güreşleri olarak isim verdik. Ve yağlı güreşi de ülkemizdeki insanlara tanıtma fırsatı bulduk. Vallahi senin bu ülkeye kattığın, güreş konusuna kattığın, kattıklarını az değil. Ve çok değerli bilgiler bize burada, Kıbrıs'a geldiğinden beridir. Gerek yağlı güreşte, gerek minder güreşinde çok değerli katkıların oldu. Şimdi sen ilk geldiğin zaman da şu tanışmıştık seninle. Evet. Ondan itibaren bir kendini anlat bize Hazar. Yani insanlar senin, izleyicilerini seni bir tanısınlar. Ondan sonra Dünya Göçebe Güreş Oyunları'na geçelim. Görüntülerimiz de var zaten. Tamam. Görüntülerimizi de az sonra alırız. Teşekkür ederim hocam, sağ olun. 2007 yılında adaya geldim. Evet. Üniversite okumaya gelmiştim zaten. Buraya geldiğim zaman... Sen zaten üniversite mezunuydun. Üniversite mezunuydum. Yüksek lisans, yüksek lisans düşündük. Adaya geldiğimiz zaman zaten sizinle tanışmıştık. Buraya geldiğim zaman ben zaten 25-26 yaşlarındaydım. Yani güreşi aktif olarak bitirmiştim. Evet. O dönemlerde Türkiye'de. Evet. Yani pasiftik. Sonra ama senin burada... minder güreşin yanında o dönemleri de yaptığın... Yağlı güreş de vardı değil mi? Evet, Türkiye'de. Evet. Zaten karabucak, çok karabucak ve yağlıcıydım ben. Çok minderci değildim. Evet. Yani minderden çıkma bir pehlivan değildim. Çayırdan yetişmiş bir pehlivandım ben. Sonra burada güzel bir ortam oluşturduk arkadaşlarla, diğer, evet, arkadaşlarla. Onlarla bir grup olduk, bir ekip olduk. Evet. Bu işi devam ettirdik. Devam ettirme kararı aldık. Yani kendi imkanlarımızla Kıbrıs'ta yağlı güreşin gelişmemesi ve tanınmaması hep bizim gizli gizli bazı şeyleri yaptığımız için
fazla biz tanıtamadık yağlı güreşimizi. Yani biz şu Kıbrıs'ta son 3-4 yıldır tanıtmaya başladık biz yağlı güreşimizi. Yani yapmıyorduk Kıbrıs'ta. Yapmıyordu. Binleri toparlamaya çalışırdık. Evet. Ama sen sağ olasın geldin ve direkt Çinlere çıktın. Evet, niçin olmasın bizim aynen, ülkemizde de. Aynen. Yani çok güzel bir aktivitedir bu. Tabii. Türkiye'nin her yerinde, her ilçesinde, ilinde aktiviteler, şeyler oluyor, festivaller oluyor. Evet. Burada da niçin olmasın? Evet. Yani biz onun hesaplamasını yaptık. Güzel başladık. Yok senin sen bayağı bir yağlıcı yetiştirdin sen. Bir tanesi Bertutek Akpınar. Evet. Ünlü yağcılar, yağcılardan, o da yağlıcılardan. O da Edirne'de birlikte gittiniz. Derece yaptı değil mi? O da 4 tur geçti galiba. O da 4 tur. Derece yapmasa bile 4 tur geçti. Hocam zaten Türkiye'de... Binlerce sporcunun içinde 4 tur geçmek ne demektir? Yani, yani daha önce de söyledim. Türkiye'de böyle bir organizasyona katılmak için katıldığın zaman da yani bir tur geçmen bile büyük başarı. Büyük başarı. Yani çünkü orada, hepsi orada iddialı çocuklar. Boş adam yok. Bilenler. Yani aynen, tırt adam yok. Hep çalışmış, yıllarını vermiş, tecrübeli, boy gösteren pehlivanlar. Evet, aynen. Yani bunlarınla başa baş mücadele etmek, yenmek çok büyük bir başarı benim için. Aynen. Ve Kıbrıs'taki çocuklar da bazıları bunu başarıyor. Hem kendi şeyleri için ne derler ona? Hedefleri. Yani hedefleri için hem de bizim katkılarımız için. Evet. Biz de bir katkı koyduğumuzu düşünüyorum. Yani çok güzel bir başarı elde ediyorlar. Yani ben de gurur duyuyorum bundan açıkçası. Vallahi yazar hocam. Senin... Geçen ay Bertu gitti İngiltere'ye, dünyanın öbür ucuna. Yani şort tişört güreşinde birinci geldi. Evet, evet. Yani bu da büyük bir başarı. Bu da büyük bir başarı. Bertu'da çıkarma çağırdım ama gelemedi. İşi izin alamamış. Yani biz hocam 6-7 aydır çalışıyoruz. Yani... Şimdi ben şey parantez için, evet, parantez açayım. Bir, ya da bir virgül vurayım. Ben gireyim. Ondan sonra virgül olur, olur. Şimdi biz 2007 yılında seninle tanıştığımızdan evet, itibaren çalışmalarımızı çok daha fazla çoğalttık, çeşitlendirdik. Çünkü sen güreşi çok seviyordun. Evet. Senin sayende, senin sevginden dolayı daha fazla bir sporcularımızın güreş antrenmanlarının sevgisi arttı. Arttı. Mesela her gün bir kere çalışırken iki kere çalışmaya başladık. Sabah akşam minder yapmaya başladık. Bunun yanında işte koşularımız, halter, fitness çalışmalarımız, güç ağırlık çalışmalarımız devam etti. Ve bu tabii senin güreşe olan sevginden dolayı, güreşe olan isteğinden dolayı etrafındaki sporcuları da etkiledin. Evet. Ve bütün sporcular pozitif bir anlayışla güreşi daha çok sevdi, güreşi daha çok çalışmaya başladı ve daha fazla başarı elde etmek için çok çalıştılar. Yani biz 2007 yılından itibaren yakında üniversitesi güreş takımı olarak, Vanizon'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti takımı olarak güreşe senin sayende daha çok çalışmaya başladık. Doğru, gerçek. Evet. Çünkü sen gerçekten... Teşekkür ederim hocam. Sevgin güreşe çok fazla. O yüzden de etkiledin. Hepimiz daha fazla çalışmaya başladık. Daha fazla sevgi verdiğimize güreşte. Değil mi Hazar? Teşekkür ederim. Doğrudur hocam. Doğrudur. Senin yani sevgin... Mütevazı güreşe, olamayacağım bu konuda. Sen iki gün güreşmesen üçüncü gün muhakkak çıkan bir tarafta... Çıkarım, evet. Çimlerin üstünde bir arkadaşını çağırın. Güreş yapan. Öyle bir güreş sevgisi var sende. Ve biz de o zamanlar yıldız takım olarak da çok güzel takımlar, sporcular yetiştirmeye başladık Kıbrıs'ta. Gittiğimiz Türkiye'deki müsabakalarda 2 tur, 3 tur, 4 tur geçen sporcularımız oldu. Repesaj yapıp çok repesajı güzel geçen sporcularımız oldu. Çok güzel. Hep bunlar işte tek bir kişiyle olmuyor bu işler. Fazla güreşi sevgi, fazla insanın güreş sevgisi sayesinde sporcularımıza o sevgiyi aşıladık. Ve güreş yapmak isteyen sporcularımızı, çocuklarımızı daha fazla bu spora motive ettik, yönlendirdik. Ve bu o dönemleri için unutmam çok başarılı güreşçiler yetiştirdik. İşte bunların sebebi de senin gibi güreşe sevgisi olan, güreş aşığı bir adamın bu adaya gelip de hep birlikte çalışma ortamı yaratmamız ve birbirimize pozitif duygularla çok büyük başarılar elde ettiğimiz sporcularımız evet, oldu. Şimdi bu İspanya Balaban'la güreştin. Katkı yapmışsak ne mutlu bize. Tabii İspanya Balaban'la güreştin sen. Evet. Nasıl güreştiniz ya? Anlat bakayım nasıl bir adam? Gücü nasıl? Ya gücü, tekniği nasıl? Yani bana göre bir tık daha yukarıda. Çok mu güçlüydü? Güçlüydü. Yani güçlü geldi bana. Yani tekniği de vardı. Hiç bozamadın mı bu adamı sen? Yani bir hareket deneme girişini yapamadın mı?
Vallahi yapamadım. Açık söyleyeyim, yapamadım. O kadar güçlü. Yani başka bir kişi düşseydi çeyrek finalde bana daha farklı bir güreş yapabilirdim. Evet. Ya da onunla ikinci karşılaşmam olsa ya da üçüncü karşılaşmam olsa daha farklı güreşim olurdu, olabilirdi. Evet. Yani ilk karşılaşmamızdı. Yani sen tam anlayamadım zaten. 3 tur geçtin. 4. turda çeyrek finalde, İspanya evet, Balaban'la karşılaştın. Evet. Eğer olmasaydı kim olacaktı? Kimler vardı başka? Ali Gürbüz vardı, Mustafa Gürbüz Taş vardı. Orhan Okulu vardı, Hüseyin Şahin vardı. Yusuf Can Zeybek vardı. Ertuğrul Dağ Devrem vardı. Bunlar hep 2 metre boyunda 100 kilo üzeri, 120 kilo üzeri. Ama sen bu saydığın adamlarda yine bileceğini düşünür müydün bu Okulluyu, Gürbüz'ü? Ya diğerleriyle başa baş gideceğime eminim. Yani emindim. O onlar şeyim var güreş derim. Stilleri daha farklı tabii. Daha farklı. Seninkinden. Daha farklı. Ama İsmail Balaban senin stille güreşen. Çabuk güreşen. Yok farklı bir stil. Ters geldi bana İsmail. Ters yani geldi. Ben sol güreştiğim için o da galiba sol güreşiyor. Direkt ters geldi bana. O da çabuk zaten ama. Zaten 15-20 dakika anca yapabildik. Evet. Onun kilosu kaçtı Bazar? Yüzün üstü 100-105 kilo vardı. 105 vardı. Ha. Boyu ne kadar uzun senden? Yani 5-6 santim uzun. 1.82-3 vardır. Süperiz. Var yani. İşte seni biraz baskıladı. Tabii sen 90 kusur kilo. Tekniği farklı yağların. Boy kilo önemli değil ama işte o bir şey var onun. Bir ayarı var ya da bir şans mı diyeyim artık. Bir dengesi var. O şeyi bulduğun zaman, o ritmi yakaladığın zaman güzel gidiyorsun. Evet. Ama ufak bir bozulduğun zaman da elenip gidiyorsun. Evet. Eleme usulü olduğu için. Evet. Gönül isterdi ki İsmail'de geçen bir kupalayım geleyim ama. Keşke. Yapamadık. Başkası. Olsun azarım sen orada gene bizi çok iyi temsil ettin. 3 tur geçtin. 4. turda İsmail Balaban gibi büyük bir pehlivanla karşılaştın. Çok onunla adam. Karşılaşmak bile evet. Senin için hem bir motivasyon çok hem bir başarı. Ya. Kırgızistan, İran, Azerbaycan. Evet. Bunlar zaten en yabancılar da vardı. Yani Azerbaycan. Azerbaycan, İran, Ukrayna, vardı. Rusya, Moğolistan hepsi vardı. Bunların Özbekistan, Tataristan, Kırgızistan hepsi Türk dünyası geldi. Hep Türk dünyası geldi ve en iyi adamlarını getirmişler. Tabii. Kendi bulak yerinde hepsinin çalışmış insanlar. Yani gördüğü zaman insan geri vites yapıyor. Öyle insanlar vardı. Yani çok hayvan gibi adamlar da vardı. İyi derecede. İyi çalışmış ve ağır kilogram evet. Şey sınırlaması senin da. Senin dezavantajın yani. İşte sen o kiloya kendini tam çıkartamıyorsun. Yani sen 90'larda kaldığın küçük için küçük kaldın onlara sen. Yani senin boyun 1.82-83 olsaydı rahat 105'i 110 doldururdun. Hocam bir de şu var yani dediğiniz doğru başka bir şey daha söyleyeyim. Biz sürekli antrenman yaptığımız için sadece antrenman yapıyoruz. Hep aynı insanlarla, evet. Hep aynı çocuklarla. Diğer oradaki güreşenler her gün farklı bir organizasyona katılıyor. Evet. Her gün farklı dereceler elde evet. ediyorlar. Evet. Yani her gün yarışıyorlar, savaşıyorlar, güreşiyorlar aktif olarak. Antrenmanları yok adamların. Aynen. Onların maç tecrübesi ayrı, maç antrenman tecrübesi ve ayrı. Antrenmanlar da çok. Onlar ister istemez daha aktif olduğu için yani bizim tek eksiğimiz oydu. Biz sadece biraz antrenman yaptık. Biz federasyondan mesela güreş federasyonundan antrenman saati alırız 2 saat. Evet. 2 saat yetmez ki. En az 4 saat olması lazım. Ya bir de minder olmuyor. Çayır. Çayır olmaz. Ya biz minder güreşi için evet. Söyleyelim. Yani saat 5.30'da giriyoruz. Saat 7.30'da diyorlar ki antrenmanın bitti mesela. Çünkü başka takım da var girecek olan. Minderimiz çok az. Yani ülkede Lefkoşa'da minder bir tane. İstese hocam Kıbrıs'ta yapılabilir. Yani minder bir tane olduğu için antrenman saatlerimiz 2 saat olmaz. Evet. En az 4 saat olması lazım. Değil mi? 4 saatten aşağı antrenman olmaz güreşte. Salonun sürekli açık olması lazım. Yani minder antrenmanı 2,5-3 saatten önce bitmemesi lazım. Evet doğrudur. Değil mi ya? Doğru hocam. Taklalarısı var, ısınması var, soğuması var, zaten tekniği var. Top oynaması var, 1 saat sürüyor. Yani bir ısınması evet. Yarım saat, 40 dakika. Ne kadar çok ısınmayı uzun tutarsan o kadar çok faydasını görürsün. İnşallah ileriye zamanlar. Bizim tüm takım olarak oradaydık zaten. Bu müsabakalardaydık. Maalesef başka grupta çıkanlar var mıydı? Derece atlayan var mıydı? Yani maç yapanlar oldu. İlk tur yenilenler de oldu. Yenen de oldu çocuklar. İlk defa yağ sürenler de oldu. Ne güzel. Yani onlar için de güzel biz bir burada yapmıştık oldu. Ama yağlı güreşleri. Bu sene de yine yapacağız. Yine yakında o üniversitesi kampüs içerisinde. 2 Mayı ortaları veya sonuna doğru tam tarihini belirleyince buradan yine güreş severleri duyururum. Gelsinler ve izlesinler. Orada
Hazar Şakar pehlivanımız ve diğer tüm sporcularımız orada güreş yapacaklar. Güreşecekler, yağlı güreş yapacaklar. Tüm halkımız davetlidir, bekleriz. Yakında üniversitesi kampüsü içerisinde. Tam tarihini önümüzdeki programda ben belirleyip söyleyeceğim. Aslında hocam bunu yılda 2-3 defa böyle parçalarsak, bölersek yıla yani hem biz tanıtım almıştık. Üniversite olarak iki kere yapmayı düşünüyoruz. Evet, hem tanıtım amaçlı hem de bir çocukları da, evet. Çocukları da kendi adlarına göre yetiştirmek adına çok güzel bir aktivite olabilir. Aynen, aynen. Şimdi derdimiz zaten, derdimiz çok var güreşte. İnanır mısın hocam, yağlıdan geldikten sonra telefonum susmadı, herkes beni arar yağlı güreş öğret ya, diye bana. Tabii, ne güzel. Orada çünkü sevdiler, yağ sürdüler, tur geçti çocuklar. Videon var mı Azadin, izleyelim video. Attıydım galiba. O videoyu acaba izleyebilir miyiz, bir izleyelim, izleyicilerimize izletelim. Var mıydı? Neyse, o hazırlanana kadar biz biraz daha sohbet edelim. Şimdi Hazar'ım, ben geldi ama video mu bu? Yok, şeydir hanım. Çok hem büyük bir... İsmail Balaban baş pehlivan olmuş. Mesela Adem vardı beyaz tişörtlü, o da şalvar güreşinde. Evet, Adem de başarılı. O da başarılı, aba güreşlerindeydi. Aynen, aynen. Bu programda Adem'i çağıralım. Çok iyi güreşçiler vardı. Bizden de yani öyle... 3-5 sporcumuz vardı. Adem iyi pehlivan. İddialı. Adem evet. Kıbrıs'ta yetişmiş. Çok sağlam bir aba güreşini de yapıyordu. Aba güreşi yaptı. Dünya şampiyonasına yenildi o da. Video var mı Adem? Şu Kırgızistanlı benim ilk rakibim. Senin sağında. 130 kilo. Yendin. Bravo. Bir hatıra fotoğrafı o da çektirdi. Ali evet. Gürbüz Ertuğrul Dağ devrin. Cumhurbaşkanımız. Ne güzel. Çim alanımız burası. Burada yaptık biz güreşi. İznik'te yoksa Bursa'da? Bursa, İznik. Meşhur. Ali Gürbüz. Gürbüz, Ali Gürbüz. Hazar senden çok uzun ha. İki, silme 2 metre. Senden çok uzun. İlk 8 bu kadar hocam. Yani burada hep Türkiye'de dünyaca ünlü hep pehlivanlar gelmiş Hazar'ım. Ve oradaki insanlar da. Sen burada 3 tur geçtiysen. Evet. Çok büyük bir başarıdır. Oradaki yerel halk da mesela Kıbrıs'tan geldiğimizi duydular. Hep geldi resim falan çekildiler. Tabii, bizi. Tabii bak fotoğrafa. İsmail Balaban senden gerçekten iri ha. Yani bir tık küçük kaldım ben onların yanında. Evet. Yani İsmail'i geçseydim bir kupa alırdım. Evet. Video yok. İsmail'i geçseydin sen kesin... Derece yapacaktın final, ya. Direkt üçüncüydüm yani. Şansın final yapma var. Hakkım vardı. Ali Gürbüz final yapabildi mi? Yok. Ama da. İlk turdan aslında yenildi ama hakimleri şey yapmadı, vermedi. Kırgızistan, pardon Tataristan, Moğol'du. Yani sıkmaçlar çok oldu. Evet, şimdi bu hafta daha zarım. Gençler Ligi başlıyor Kıbrıs'ta, evet. Ülkemizde. Ve bu Gençler Ligi'nde genç pehlivancılarımız bizim, çocuklarımız... Bu hafta cumartesi günü saat 1.30'da dartı başlayacak. Saat 2.30-3'te de müsabakalar başlayacak. Güreş Federasyonu'nda. Oradan da buradan duyurumuzu yapalım. Güreş izlemek isteyen seyircilerimiz de izleyicilerimiz de cumartesi saat 3'te Güreş Federasyonu'nda müsabakaları izlemeye davet edelim. Bekliyoruz sizleri. Evet, biz konumuz Hazar Şakar'la devam edelim. İznik'te hocam, Bursa'da mesela diğer yağlı güreş faaliyetlerini yaptıran şeyler var. Büyükşehir belediyeleri falan. Bize orada teklif getirdiler. Yani bizim de güreşimiz var. Bize de gelmek ister misiniz, katılmak ister misiniz diye teklif ettiler. Cuma günü, cumartesi günü Manisa'da, Turgutlu ilçesinde çok büyük bir yağlı organizasyon güreşi var. Pazar günü Antalya Aksu'da çok güzel büyük yağlı güreş turnuvaları var. Ve kısmet olursa oraya katılmayı düşünüyoruz. Siz bu hafta gidiyorsunuz değil mi? Cuma günü. Siz demek ki Adana ayrılıyorsunuz Bertu ile birlikte. Evet. Baş pehlivanlar. Cumartesi Manisa'dayız, pazar Antalya'dayız. O zaman size ben Kıbrıs'ın baş pehlivanları diyebilir miyim? Öyle bir seçim yapmadık evet. Ama. Zaten orada cazgırlar bizi anons yaparken kendinizi tanıtıyorsunuz. Ben Kıbrıs baş pehlivanı olarak zaten evet. Tanıdılar. Öyle de anons yaptılar. En baş sensin o zaman Bertu. O da. O da baş pehlivan. Yani boy ya da yaşla alakalı bir durum yok bu. Yaptığınız maçlarla tecrübenizle alakalı bir durum. Evet. O da baş kategorisinde. Ha, en kötü başaltı olur. Evet. Ama baş kategorisi daha uygun bir
O zaman siz bu hafta nereye gidiyorsunuz? İşte tam Cumartesi. Manisa Turgutlu, Pazar Antalya Aksu. Manisa Turgutlu, Pazar Antalya. Antalya'nın 15 Ekim'de İzmir Tire. Yağlı güreş. Maşallah Pazar. Zaten sıradan bir pehlivan olsaydık bize davet etmezlerdi ya da öyle tabii, ciddi maç yapmasak. Yeniçi olmasaydı. Tabii ki. Tur atlamasaydık. Yani gelip de söylemezlerdi. Yani sen ilk turda elenseydin, ilk maçta elenseydin seni kimse hocam, çağırmazdı. Biz bu güreşler için 6-7 ay gecemizi gündüzümüze verdik. Çok çalıştık. Kısmet olmadı bir kupa getirelim ama gene güzel bir derece elde ettiğime inanıyorum ben. Evet. Yani daha da ilerisini düşüneceğiz. Bence çok iyi derece elde ettin Azar'ın. Yani bu şartlarda, ülkemizdeki bu şartlarda bu yapmış olduğum çalışmalarda çok büyük bir başarı elde ettin. Maddi manevi eksiklerimiz vardı. Desteğimiz yoktu ama maalesef. Onlar tamamlansa eminim yani bir kürsü yapardım ben. Keşke inşallah. İnşallah Azar'ım daha gençsin. Evet. Bekliyoruz o başarı senden. 5-6 yıl daha evet. Yaşımın dolmasına var. Hadi bakalım bir 5 yılda inşallah bir kürsü yaparsın bazen böyle büyük bir müsabakada. İnşallah. Bu hafta sonunda yapacağınız müsabakalarda, maçlarda başarılar dileriz sizlere. Teşekkür ederiz hocam. İnşallah kürsüde görürüz sizi. İnşallah. Bertu'yla, Bertu Tekakpınar ve sen. İnşallah hocam. Şimdi Nazar'cığım siz haftada kaç gün çalışıyorsunuz normalde? Yani siz yağlı güreş yaptığınız için. Her gün minder bazen şey. Bazen çimlerde. Çimlerde evet. Bazen bir gün ara verebiliriz. Belki. O evet. Da ara verdiğimiz zaman gece yapıyoruz. İlk yaptığınız zaman herkes şaşırdı. Bunlar ne yapar derdi. Çimin üstünde. Hatırlarım değil mi? Evet. İşte bir yağlı güreş. Kavga mı ederler? Şimdi siz futbol sahasındaydınız. Güreş yapmaya başladınız. Evet. Yediğiniz pırpıtlarda. Fakat insanlar sizi anlayamazdı. Ne yaptığınızı. Futbolcu değil bunlar dedi. Ne yapıyorlar? Kavga mı ediyorlar dedi. Şikayet aldık hatırlarsan. Evet evet. Ondan sonra sen artık insanı tanıdı ve hep oraya gittiğinde Seyircilerim oluyor. Evet. Seni izleyen insanlar geliyor evet. Orada izliyorlar. Fotoğraftan çekiyorlar. Maçımız bitene kadar, antrenmanımız bitene kadar izlemeye evet. Devam eden insanlar var. Evet. Kaç saat çalışın Azar'ım? Yani bir antrenman kaç saat gidiyor? 1,5-2 saat sadece evet. Çimde güreş yapıyorsunuz. Sadece çimde güreş. Teknik çalışıyorsunuz. Teknik. Bol bol kondisyon ağırlıklı. Güç çalışması ne zaman yapıyorsunuz? Daha sonra haltere geçiyorsunuz. Yok halter yapmıyoruz o dönemde. Hmm. Yani çünkü halter şişiriyor bizi. Şiş de iyi değil bizim için. Yani bodybuilding olmamıza gerek yok. Evet. Zaten orada bir çayırda yerden adamı söktüğün zaman bir deadlift muamelesi yapılıyor orada. Yani hem yağ hem pırpıtın ağırlığı hem rakibin tabii, ağırlığı. Pırpıt da çünkü yağlanınca bir de telleyince bayağı bir ağırlaşıyor. 5-6 kilo yağda vurduğun zaman 10 kilo oluyor. Bir evet. Daha adam basınç yaptığı zaman ağırlık evet. Olduğu zaman. Keşke bir video olmasaydı da izleseydik burada ya. Videom vardı da attım ama bilmiyorum. Çıkmadı. Bu da bayağı. Bir dua gösteriyorum çünkü insanlar, izleyicilerimiz evet. Bunu izlemesi lazım. Burada şimdi tanıtım yapmaya da çalışıyoruz aynı zamanda. Güreşi tanıtıyoruz. Ve yağlı güreş nasıl yapılır? Bir gün çıkalım senin de şeye. Antrenmana gireyim ben daha. Olur. Kamera eşliğinde. Çekelim antrenmanınızı. Olur. Ve orada teknik isimlerini de söyleyelim. İşte diyelim bu kaz kanadı. Evet. Şu filan. Çangal. İsimlerini söyleyerekten. Sizin antrenmanınızı bir çekelim, bir tanıtım yapalım. İnsanlarım, izleyicilerimiz de buradan güreşi, yağlı güreşi biraz tanıtalım. O zaman başka bir haftada da inşallah yapmamız gerekiyor hocam. Ilgili. Önümüzdeki sezon açılıyor ve her evet. Mart ayında itibaren başlıyor 2023'ün ve Ekim ayının sonuna kadar devam ediyor. Ve her gün Türkiye'de. Oluyor. Türkiye'de. Biz burada bir organizasyon. Hatta bizim federasyon da, Türkiye Federasyonu başkanıyla bir işbirliği yapıp da bir yağlı güreş içinde bir defa da burada yapılma şeyi varsa, imkanı varsa yani en azından oradaki sporcular da gelir burada çok güzel bir tanıtım güzel yapılabilir. Olur. Öyle bir cazgırın da geldiğini düşün. Herkes davulcusu, zurnacısı, yani, cazgırı. Cazgırsız olmuyor zaten bu yağlı güreş. Havası olmuyor değil. Cazgır olmaz, gelecek o, ki o aynen. Heyecanı katsın. Evet evet. Yapılabilir aslında. Yapılması gerekiyor. Evet. Yani şimdi Türkiye'de tabii bunlar geleneksel güreşimiz olduğu için bizim kültürümüze ait bir güreş. Evet. Stil olduğu için her sene bol bol yapılıyor. Bizim ülkemizde güreş maalesef minder dışına çıkamadı resmi müsabak olarak. Hep minderde yapıyoruz. Yani modern, olimpik güreş dediğimiz güreşi biz yapmaya çalışıyoruz ülkemizde. Fakat güreş insanlık tarihi kadar eski bir spordur. Türklerde güreş çok uzun yıllardan beri. Yani insanlık tarihi kadar eski dediğim Türklerde de o kadar eski.
Yani Türkleri biz bildik bileli, kendimizi bildik bileli güreş de hayatımızda vardır. Evet. Daha da eski. Aynı zamanda işte antik Yunan'da da güreş yapılmıştır. Onların da tabii stilleri farklı ama. Yani Türklerde işte yağlı güreş çıkmadan önce kara kucak güreşi vardı. Çay güreşi vardı. İşte Osmanlı yaptığımız güreş çeşitleri vardı. Antik Yunan'da daha farklı güreş şekli yapıldı ama ortada yapıldı. Mısırlılar'da yapıldı. Bildiğimiz uygarlıkların hepsinde yapıldı güreş. Yapılan bir spor ve yapılması da gereken bir spor zaten. Yani gençliğimize bu güreş yaptırdık sonra gençlerimizin çok daha güçlü, çok daha kondisyonlu, çok daha psikomotor gelişimlerinin evet. çok daha hızlı, sağlıklı büyüyeceğinden, gelişeceğinden emin olduğumuz bir spordur güreş. Ama maalesef ülkemizde o kadar çok kişiye ulaşamadık, ulaşamıyoruz. Onu tanıtmak, geliştirmek bize düştü. İşte sen varsın sen sağ olasın. Her gittiğin yerde güreş yapan, gösterin güreşi. Sen gerçekten güreşe hizmet veren bir adamsın. Ben söylerim bunu her yerde. Çünkü hocam başka Sen denize giden, deniz kenarında, kumlarda birini bulun, güreşmeye başlayın. Evet. Pikniğe giden, piknikte birini adam bulun, güreşmeye başlayın. O içinde o ateş var. Yani sendeki bu güreş sevgi zaten maşallah hepimize de bir motivasyon kaynağı oldu. Sağ olasın Nazar'cığım. Teşekkür ederim. Programımızda yavaş yavaş bugün tek konuk aldığımız için biraz erken bitirecek programı. İki hafta sonra yine bir konukla iki konuk çağıracağım da senin bir çekim yapacağız ya seni. Evet. Antrenmanda. Olur. Onun çekim yaptıktan sonra yine seni çağıralım ve yağlı güreşle ilgili, kara kucak güreşiyle ilgili bilgiler verelim. Projelerimizi anlatalım. Projelerin de varsa onları da anlatalım Nazar Hocam. Olur. Evet sayın izleyicilerimiz, bir güreş salto programında sonuna geldik. Bizlere, güreş camiasına bu imkanı tanıdığı için, PRT ekranlarına bizi yer verdiği için, bize bu imkanları sunduğundan dolayı PRT yönetim kuruluna, müdürümüze, hepsine gönülden teşekkürlerimizi iletiriz. İki hafta sonra 15'te bir yapacağımız yine bu programda çarşamba günleri saat 12'de sizleri yine ekran başında bekliyoruz. Hoşça kalınız.